Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Özbekistan'da temaslarda bulunuyor. Oktay 6. Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyonu toplantısına katıldı. İki ülkenin ticaret hacminin salgına rağmen bir yılda %93 arttığına dikkat çekti. Oktay daha sonra Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan'da resmi temaslarda bulunuyor. Oktay, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü. Muhterem Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, ata yurdumuzun yurtbaşı bizleri kabul ettiler ve son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Son derece kapsamlı, uzun bir görüşme oldu. Zat-ı halleriyle her alanda ilişkilerimizi daha da yükseltmeye yönelik ilerlemelerimizi değerlendirme imkanı bulduk. Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yıl içinde Özbekistan'ı ziyaret edeceğini söyledi. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısının ikincisinin Özbekistan'da gerçekleşeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, iki ülke arasında 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefine yaklaşıldığını belirtti. Kısmet olursa gelecek yılda 2022'de de 2023 için verilen hedefi aşmış olacağız dedik. Dolayısıyla cumhurbaşkanlarımızı da her ikisini de yakından tanıdığımız için de yeni hedefi bize vereceklerini de biliyoruz tabii ki. Türkiye Respublikası dünyadaki yüksek siyasi. Oktay, 6. Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyonu toplantısına da katıldı. Toplantı sonrası çok sayıda anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın bir sonraki durağı ise Taşkent'in tarihi Hazreti İmam Camii oldu. Oktay burada Hazreti Osman dönemine ait Kur'an-ı Kerim'i inceledi.